kulak! Bana sorun bana! Ben ne acılar çektim, aşk acıları çektim bana sorun. Hatırlayın işte. Benim lisedeki Merve'yi hatırla. Aa! Hayır, Merve'ye girme kayınço. Kötü olma lütfen, Merve'ye girme. Çoktan girdim. Lisede Merve diye bir kıza danalar gibi aşık olmuş. Ama kader bu ya. O da edebiyat hocamız Fakir Koray'a aşık. Gözümün önünde aşk mektubu koydu Koray hocanın defterinin arasına. Sevmek çay, sevilmekse şeker. Ve biz garipler çayı şekersiz içeriz. Ertesi gün Koray Hoca geldi, bağırıyor, çağırıyor. Hangi münasebetsiz yazdı bu mektubu? Çıksın ortaya diyordu. Gözümün ucuyla baktım, korkudan tir tir titriyor prenses. Dayanamadım, kalktım ayağa. Ben yazdım ulan dedim. Herkes yok. Olay büyüdü. Müdür girdi devreye. Ardından Yozgat basını, sonra ulusal basın. Adım öğretmenine aşık, gay çocuğa çıktı. Kız ne yaptı peki abi? Ben yazdım demedi mi? Sordum kardeş. Onu da sordu. Çektim kenara. Senin yüzünden yolda yürüyemiyorum. Pandik manyağı oluyorum dedim. Baktı gözümün içine. Demek ki senin de Koray'a karşı varmış içinde bir şeyler. Dedi. Gözüm dönmüş. Saldırmışım. Dediler ki Fakir Koray'ı kızlardan kıskandığım için kızlarla kavga ediyormuşum, dövüş ediyormuşum. Gay çocuk kızlara saldırıyor diye haber yaptılar. Yozgatlılara göre ben erkek bedenine hapsolmuş bir kadın. Oysa ben erkek bedenine hapsolmuş bir erkektim.